Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atabek <laughs> Abi manitadan ayrıldım. Beni tek sen güldürürsün. Ayıp ediyorsun kardeşim. Niye ayrıldın abi manitadan? Çok özel bir durum değilse eğer. Neden ayrılıyorsunuz mesela kız arkadaşlarınızdan? Ben size söyleyeyim neden ayrıldığınızı. Hanzozluk var sizde. Bak en büyük baş başyapıt anzoluğunuz doğru mu? Yani böyle genç 20-21 yaşında bir delikanlı sevgilisi tarafından neden terk edilir? En büyük sebeplerden biri anzoluğudur. Gidersiniz böyle kız

Yapıyorsunuz gülüyorsunuz çünkü niye gülüyorsunuz yapıyorsunuz ben nereden biliyorum ben de yaptım ben de yaptım şimdi size burada anlatacağım bunları ee, e, sanki ben sizin yaşlarınızdayken çok böyle entel çok elit bir amcıkmışım gibi Aa, ama benimki şöyle bir şey ben tecrübelendim büyüdüm bakıyorum ya diyor abi diyor benim diyor öz abim sensin can abim sensin ya diyor kızdan ayrıldım perişan haldeyim. Yazıyorum ne oldu diyorum. Abi diyor işte diyor doğum günü vardı diyor. Abi bir etek giymiş diyor. Şimdi diyorum ki oğlum bu kızın etek giydiğinde götü gözüküyor mu? Yok abi gözükmüyor da. İşte yani bakıyorsun amına koyayım kız dizinin üstünde çiçekli böcekli. La, amına kodumun oğlu şalvar mı giyecek kızın doğum günü. Amına koydumun oğlu hem gidiyorsun kızın doğum gününün anasını sikiyorsun bir. Kızın en mutlu olması gereken gün o. Doğru mu? Kız özenmiş, arkadaşlarıyla hazırlanmış, senin yanına gelmiş. E o abi erkek vardı. Ananı da mı? Maganda mısın sen? Sokakta erkek dolu. Bunun önüne geçebilir misin? E şimdi ben sana bir şey soracağım. İşte erkek dolu abi bakması. Yarramın üçte üçü. Üç kafalar oturmuşsun. Mekandasın. Doğru mu? Üç kafalar mekandasın. 19-20 yaşında filinta gibi delikanlısınız. Bir tane hanımefendi geldi. <laughs> Olmuyor musunuz? Ee, şimdi bu dünyanın bin bir türlü hali var. O yüzden yani ee, ne giyeceğini kısıtlamadan, kıstasları koymadan önce, tamam mı? Karakterine güveneceksin yanındaki insanın. Bana çoğunuz biliyorum. Ben farkındayım. Yazıyor bana. Abi sevgilimden ayrıldım. Çok kötü. Niye? Abi işte bunda takı. Ya, bun bunları size anlatıyorum. Benim kendi ekibimde var bunları yapanlar bu arada. Haberiniz olsun. Yani size anlatıyorum ama e, hani sadece sizi kendi ekibimde. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, şunu yiyme, şunu yiyme. Ya zaten hayatındaki kadını öyle bir seçeceksin ki o kadın yapmaması gereken şeyi bilecek hocam. Seni bunları söylemene gerek kalmayacak. E size şunu söylemiyorum. Boynuzla alagavat olun falan asla demiyorum. E mesela ben şunu hala kabul etmem. Mesela atıyorum 20-21 yaşındasın kız arkadaşın var kız arkadaşların erkeklerle tatile gidemez. Gitmemeli. Zaten senin öyle bir kadınla beraber olmaman lazım. O mentaliteye sahip bir kadınla. Burada sorun o kızda değil sende. Sen seçmişsin onu çünkü. Sen hayatına dahil etmişsin. Ha bu arada o gidemediği gibi sen de sen de gitmeyeceksin o zaman. Sen de yanında kadınlar varken bir tatile sen de gitmeyeceksin. Burada erkek üstün ırktır muhabbeti yok ki. Sen de gitmeyeceksin. Doğru olan budur zaten. Çok mu tatile gitmek istiyor? Erkek arkadaşlarıyla beraber mi gitmek istiyor? Sen de gideceksin o zaman onunla. Ee, gel gelelim. Seni dahil etmeyip o plana kendi gitmek istiyorsa. Şş, problem. Orada bir problem var işte. Orada bir problem var orada bir problem var e ama yani şimdi bunlar tabii ki bu mevzular geçerli ama şimdi gidip de mesela kızın doğum gününü mahvetmeye hakkın yok. Rahatsız olabilirsin rahatsızlığını dile getir ya hayatım ya de bu de kısa olmuş da, içime sinmedi de ama bunu doğum gününde yapma anladın mı o geceyi mahvetme. Kızları darla 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 nefes alma onu yapma bunu yapma. Ya ben cama çıkma diyeni biliyorum ya. 19-20 yaşında bu delikanlı cama çıkmayacaksın lan diyordu. Aa ekranda izliyorsunuz işte. Var böyle dallamalar var böyle dallamalar var ama ergenlikte böyle hatalar yapıyorsunuz. Ergenlikte böyle hatalar yapıyorsunuz maalesef. Maalesef bu, bununla da ergenlik zaten şimdi bakıyorum ya diyorum ne eşekmişim. Şimdi mesela bizim yengenizde ettiğimiz kavgalar var. Bir hata yapıyoruz. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama bazen kendimizi frenlemeyi bilmemiz lazım. Kavga ettim mi? Bir çok. Çok. Çok ettim. Abi kız bana dedi ki fazla seviyorsun. Beni çok ilgi sevmiyorum. Abi bak o mevzu şöyle başlamıştır paydaş. Bu kız kuvvetle muhtemel senden etkilenmiş ki senin arkadaşlık davetine icabet etmiş. Senin kız arkadaşın olmuş. Lakin kız sana aşık olmamış maalesef. Bak bunun gerçekten anlamı bu. Bana güven. Kız sana hiçbir zaman aşık olmamış. Seni tatlı bulmuş, seni sempatik bulmuş. Sen de biraz herhalde kızın fazla üstüne düşmüşsün. Bunaltmışsın onu. Akabinde e kız da darlanmış of demiş amana koyayım. Bununla mı uğraşacağız sürekli ya? Yani eğer o kadın sana gerçekten aşık olsa, bunların en sevdiği şey ilgi. Ama aşık olduğu erkek tarafından. Abi kızı harbi seviyordum ama belli etmiyordum kendi içimde yaşıyordum. Sonra yakın arkadaşlarımdan biri bana yazdı, o kızdan hoşlandığını söyledi ve kimseye söyleme dedi. Ben de sike sike kızdan vazgeçtim. Yani sen dostsun iyi bir dostsun. Ama burada biraz pasif kalmışsın. Bu yaptığın kötü bir şey değil bu arada. Yani adamlıktan adamlığa değişir. Bu salaklık değil. Çette sana salak ıvır zıvır yazanlara bakma. Ee... İyi bir arkadaşsın sen ama biraz da pasif kalmışsın. Yani onu sana söyleyen arkadaşın senden bir tık daha aktif ve hayatta da o yüzden her zaman senin bir sıfır önünde olacak o adam. Kendinizi pasifize etmeyin moruk. Abi kadınlarla konuşamıyorum. Şimdi bir Birey erkeklerle konuşabilip kadınlarla konuşamıyorsa bir şey soracağım. Bu kadınlarla konuşamıyorum muhabbeti neden hocam? Yani reddedilmekten mi çekiniyorsun yoksa benden etkilenmezler, benden az duymazlar, yani dışlarlar gibisinden bir kafa yapısına mı sahipsin? Bunu daha önceki yayınlarımda da mesela konuştuk böyle yayın başı bizi sürekli izleyen kardeşlerimle şunu söyleyeceğim sana. Bir kadından hoşlanıyorsun doğru mu? Çok hoşlanıyorsun. Ve belki de sen 3 onluk bir erkekken, 3 onluk bir delikanlıyken kız 9 üzerinden onluk bir hanımefendi. Müthiş, güzel, çok fazla insan. Gittin, açıldın. Kız da <laughs> siktir lan dedi. Bana buradaki kaybını söyler misin? Bana buradaki kaybını söyle. Özgüven mi? Ya özgüveni falan çok yanlış tanımlıyorsunuz. Sizin özgüven anlayışınız bir kızın sizi reddedip reddetmemesiyle mi alakalı ya? Aşağılanma neden? Abi bir şey söyleyeceğim. Bu amına koyduğumun dünyasında reddedilen tek erkek sen misin? Nasıl yani ya? Aşağılanma. Neden abi? Kadın senden hoşlanmayabilir. Senin giyiminden hoşlanmayabilir. Senin tarzından hoşlanmayabilir. Tipinden hoşlanmayabilir. Karakterinden hoşlanmayabilir. Neden? Peki, farzı misal içinde kalacağına götünde patlasın diye bir laf var. Ya kabul etti. Eyler dünyanın en güzel aşkını yaşayabilir veyahut hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Lakin denemediğiniz sürece asla bilemeyeceksiniz. Bu lafı unutmayın. Korkmayın abi reddedilmekten. Ne olur ya. Zaten, ulan zaten kadın hayatında değil. Zaten seninle değil. Zaten seninle beraber değil. Amına koyayım gittin açıldın dedi. E yine yok. Abi Türk kızları hep kendi bekliyor ama düşünce de böyle değil. E şimdi bu ee, saçma sapan bir söylem bu, bu arada. Ee, Türk kadınları da hoşlandığında sana bunu belli ediyorlar. Yani sizin şöyle bir beklentiniz var maalesef bu Netflix'ten dolayı. Böyle okulda, üniversitede, kampüste, bahçede otururken şey bekliyorsunuz. Kadınlar gelsin bizim kucağımıza otursun, dersi iptal edelim, eve gidelim. Sizin böyle bir beklentileriniz var Netflix'ten dolayı izlediğiniz için. Ee, böyle böyle beklentileriniz var sizin. Bir de çakma abilerinizden dinlediğiniz böyle değişik değişik üniversite hikayeleri var. Ya da mesela böyle taksici abiniz olur. İşte bir gün arabaya üç tane manken bindi. Taksideyim. Ormana götürdüm. Kemerburgaz'da bunlara çaktım ben falan filan. Böyle abileriniz var etrafınızda maalesef sizin. böyle yarak böyle hikayeler dinlediğiniz için de biraz şey oluyorsunuz yani. Yani hocam Şimdi her ülkenin belli kültürü var. Her ülkenin belli gelenek görenekleri var. Şimdi Türk kadınları biraz daha bu konuda ki hepsi böyle değil. Pasif oluyor olabilir. Ama bu senden hoşlanmayacağını bu arada gayet belli ediyorlar yani senden hoşlanıp hoşlanmadığını. Mesela yengeniz. Yengenize açıldım benden hoşlanmadığını pat diye söyledi amına koyayım istemiyorum seni dedi. Bir de yani ee, bilmek lazım. Yani mesela çok yılışıksınız bazı konularda. Genele vurmuyorum. Hani bu bir kadından hoşlanıyorsunuz, onu elde etmek için saçmalıyorsunuz. Mesela şöyle şöyle bir hatanız var. Kadından hoşlanıyorsunuz, hoşlandığınızı beyan ediyorsunuz. 2-3 ay işte yalvarıyorsunuz. Sonra trip atma moduna geçiyorsunuz. Ya be amına kodumun çocuğu. Bu kadın zaten senden hoşlanmıyor. Sen Beraber olmak istiyorsun. Arkadaşlık etmek istiyorsun. Yani senden hoşlanmayan kadına dönüp trip atma yetkisi sen kimsin götveren? İki üç ay yazıyor yazıyor. Tamam be diyor. Bana diyor kızım yok diyor. Amını siker mi? Amına koydum. Bir kere bir nazik ol. İki. Hoşlandığın ve beraber olmak istediğin kadını çıldırtma amına koyayım. Cinlerini tepesine götürme. Tatlı ol karşısına çık. Merhaba de, tat, güler yüz. Ben mesela yengeniz bana dedi ki, senin dedi götün kalkmış dedi. Ha, sen dedi kimsin lan dedi amına koyayım. Öyle dedi, Yayınmayın yayın mayın. dedi, jart dedi, öyle dedi her kafa. Ben dedi ben benim gibi bir hayatı olan bir kadın dedi, sen ne olur mu? Dedim peki, haklısın dedim. Haftada bir iki gün tatlı tatlı öyle nazikçe 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 yav bir çay yav bir kahve yav ne olur bir kahve ıvır zıvır tatlı tatlı böyle birden karşısına çıkmalar. Bir kahve tık ah bugün çocuğumuz var. Yani o yüzden biraz e, genelde serseri umursamaz erkekleri seviyorlar. Şimdi senin e, ergenliğin olduğu gibi kadınların da maalesef bir ergenlik dönemi var. Aslında serserilerden hoşlanmıyorlar. Bak atladığınız bir nokta var. Bu hoşlantı serseri adam, hoşlantısı adam. değil bu. Bu kendini koruyabilecek erkeklerden hoşlanmak. Ama maalesef ergenlikteki kadınlar bunu götünden anlıyorlar. Yani Kolunda faça varsa bana yan gözle bak anında anasını süker herhalde deyip ee, böyle bir beyin amcıklamasına düşüyorlar. Anladın mı? yüzden e, yani ama erkek, kadınların hepsi kendini koruyabilecek erkekleri tabii ki sever. Pısırık erkeklerden ben bak komik olmayandan hoşlanabilirler. Tipi çok iyi olmayandan hoşlanabilirler ama pısırık erkekten hoşlanacaklarını hiç düşünmüyorum. Bu konuda en fikirim. Belki çok yakışıklı değilsindir. Belki çok büyük paran yoktur. Belki işte kendine dikkat etmiyorsundur. Lakin ee, pısırık erkeklerden hoşlanmıyorlar. Bununla en fikirim. Bir kere yani işte özgüven sahibi olmanız lazım. Ya beyler, kibar olun, özgüvenli olun. Tamam bu, mevzumuz bu. Mevzumuz bu. Kibar, özgüvenli, kendinden emin. Yani şeyden çıkın bir kere. Bu maalesef bizim Türk gencimizde çok var ya, erkeklerde. Yani inanılmaz derecede çekingensiniz beyler hiç kendinizle barışık değilsiniz. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Bizim orospu evladı arkadaşlarımız. Saçını kestirsin ha amını siktir tipam ha Güzel bir tişört beğenirsin alırsın Hay anasını siktir gel amını ha Yani bunun sebebi maalesef bizim çevremiz Böyle hal ve hareketler erkeğin özgüvenini düşürüyor Ne zaman ki sana ne lan yarram on numara olmuş dediğin gün Der. ah bana size bir şey söyleyeyim mi? Ben yayıncı olmasam ben o ki benim burun ameliyatı olmam lazım. Ben de et, kemik, but, ananas kim tavuk, pirzola var içeride. Ama bana bunu burnun büyük, burnun büyük öyle bir aşıladılar ki yaptıranın amına koyayım. Ben onu öyle seviyorum. Ben beğeniyorum. Mesela bana her zaman benim burnumla taşak geçiyorsunuz. Ben size ne diyorum? Benim karakteristik bir burnum var lan. Bana diyorlar ki saçlarını uzat. Yok abi ben kendimi böyle de beğeniyorum. Kilo ver. Vermeyeceğim. Yani ee, o yüzden biraz kendi size bir şey söylendiğinde bunun cevabını verebilin. Takılmayın yani.